Merhaba arkadaşlar, benim adım İrem Kılıç, ben Sultanbeyli Mergis İlköğretim Okulu 1D sınıfında okuyorum. Bugün sizlere karga ve tilki masalını anlatacağım. Evvel zaman içinde, karpuz zaman içinde, develer teller, pireler berber iken, ben anlamam beşiğine, tıngır mıngır sallarken, az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim. Çığ çimen geçerek, lale sümbül biçerek, soğuk sular içerek, aylarca bir düz gittim. Bir varmış bir yokmuş, insanların olmadığı, sadece hayvanların yaşadığı bir orman varmış. Ormanda bütün hayvanlar farklı özelliklere sahiplermiş. Mesela maymun çok yaramaz, sincap çok ürkek, aslan çok cesur, ceylan çok hızlı, kaplumbağa yavaş, tilki çok kurnaz bir hayvanmış. Hayvanların anlaşamadığı tek bir hayvan varmış. O da kendini beğenmiş, kibirli bir kargaymış. Karga yemeğini paylaşmayı hiç sevmezmiş. Hatta bazen başkalarının yemeklerini bile çalarmış. O yüzden bütün hayvanlar ona bir ders verilmesi için konuşuyorlarmış. Tilki işlerine en kurnaz olduğu için planı kendisi kurmaya karar vermiş. Bir gün karga ağlamına peynirle beraber bir ağacın dalına konmuş. Tilki yana yermiş. Tilki, karga kardeş, o ağzındaki ne öyle? İlk kez böyle bir yemek görüyorum. Karga, bunun adı peynir, insanlara ta her şeyden getirdim. Tilki, benimle yemeğini paylaşır mısın? Ben de seninle yemeğimi paylaşırım. Karga, hayır paylaşmam, hem de o pis yemekle ne yapayım? Tilki çok kurnaz ama karga çok akıllıymış. Tilki onu ikna etmiş ama başaramamış. Tilki başka kurnazlık daha düşünmüş. Evet, bulmuş. Tilki demiş ki, tamam kargacı, onu sen bari görmemiz var. Tilki tam ağaçta çıkarken karga hemen paniklemiş, hemen başka ağaca uçmuş. Tilki sonra o ağacın yanına gitmiş. Bu sefer yine bir plan daha kurmuş. Sonra demiş ki, karga kardeş, senin sesin çok güzel, bana bir şarkı söyler misin? Evime giderken arkadaşlarımı da anlatırım. Karga onu duyunca tüylerini kabartmış ve sert bir duruş yapmış. Sonra tam karga şarkı söylerken gak gak demiş. Peynir hop, peynirini hemen tilkinin ağzına düşmüş. Karga şaşırmış. Tilki demiş ki, bak gördüm karga, işte yemeğim benim ağzıma düştü. Tilki, işte kendini böyle hiç beğenmeyeceksin karga. En güzel benim, en akıllı benim deneyeceksin. Sonra tilki ormana kaybolmuş. Karga hatasını anlamış. Peki, sonra bir gün karga yemeğini ormandaki arkadaşıyla paylaşmış ve göklerin çayına düşmüş. Bir masa anlatanın, bir masa dinleyenin, bir de bizim şu karganın başına. Görüşürüz.